İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Bugün 4 Nisan. Evet, bugün 4 Nisan sokak hayvanları günüymüş. Çok da güzel bir gün, anlamlı bir gün. İnsanların arada bir böyle şeyleri hatırlaması için böyle günlere ihtiyaç var. Sokak canlılarını seviyoruz. Onların vicdanı olan insanların bir kap su, bir kap mama ben etrafımda görüyorum, çok mutlu oluyorum. Geçen hemen ilerideki marketin önünde yatıyorlar öyle, yani nasıl biliyor musunuz, duyarsızlar, hani öyle söylenildiği gibi saldırganlık, belki birkaç tane elim olay olmuş olabilir. Ben sokak canlılarının durup dururken insanlara saldırdığını düşünmeyenlerdenim arkadaşlar. Neden bunları anlatıyorum? Hem bugün sokak hayvanları günü, hem de Yıldız Tilbe'nin yeni açıklamaları olduğu için arkadaşlar. Şimdi Yıldız Tilbe, birisi bu kadını artık sus desin. Çünkü cahil konuştukça da batıyor. Yani derler ya, özür kabahatinden büyük. Bu Yıldız Tilbe'ninki de resmen o misal. Çıkmış işte, ben işte gebersin dedim çünkü ben Müslümanım. Ondan sonra işte insanlar camiye rahat, yaşlar camiye rahat gitsin. Çocuklar parklarda oynasın. İşte insanlara saldırdıkları için, Müslüman olduğum için de ölsün demedim de gebersinler. Bilmem şöyledir, böyledir. Ya bu tüm cahillerin yaptığı gibi dinin arkasına saklanmaktan vazgeçin. Bir kabahat işlediğinizde, bir yanlış yaptığınızda özür mekanizmasını çalıştırın. Gerçi özür de dilemiş ama özür diliyorsun ama o kötü ağzınla konuşmaya devam ediyorsun. Hani Müslümanlıktan bahsediyorsun ya, Müslümanlık resmen onların da Allah'ın kulları olduğunu, dilsiz kulları olduğunu, eziyet etmeyin, zulmetmeyin diye hadis de var, ayet de var. Eğer görmek istiyorsan, sen kalkıp işine geldiği zaman Müslümanım, Müslüman olduğum için öyle dedim. Yani işte tribünlere oynama, bir kesimin de işte hassasiyetlerini lütfen yanlışlarına malzeme etme diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten tutar. Ben Yıldız'ı severim ayrıca arkadaşlar. Gerçekten severim. Talihsiz bir açıklama. Ben bunları kalben söylemediğini düşünüyordum. Yani ağzından çıkmış yanlış cümleler olduğunu düşünüyordum. Ama bugünkü açıklaması da korkunç. Yani ne demek şimdi, yani Müslümanlıkta hayvanları zehirleyin, öldürün denmiyor. Keyfi hiçbir canlıya zarar veremezsiniz. Eğer gerçekten birkaç elim olaydan yola çıkacak olursak, o zaman yani senin bu hassasiyeti çocuklara tecavüz edilirken, savaşta insanlar ölürken, yaşlılarımız ekmek kuyruğunda beklerken de göstermen lazım. Gerçekten yaşlıları düşünüyorsan, gerçekten çocukları düşünüyorsan. Yani bu hassasiyetini sokak hayvanları üzerinden mi göstermek zorundasın? Çünkü zaten perişan vaziyetteler. Bazen içmeye su bulamıyorlar, bazen affedersin taşlanıyorlar, sopayla gözlerini oymaya çalışıyorlar. Zaten zulüm, eziyet görüyorlar. Bir de siz bu kadar 3-4 milyon kişinin takip ettiği insanlar çıkıp da böyle mesajlar vermesi hiç doğru değil. O çeneni madem konuşmayı bilmiyorsan susacaksın. Herkes konuşmayı da beceremez, biliyor musunuz? Bilmeyen de konuşmayacak kardeşim, bilmediği konularda. Yani bunun neresi tutar dalı var ya? Daha hala da söylediğinin arkasında bu sefer dine alet ediyor. Ben Müslümanım da ondan dedim. Müslümanlıkta geber. Böyle bir şey yok ya, uydurma, kıçından uydurma. Bunlar da dini de kendi istedikleri şekli sokuyorlar. Sen hangi Müslümanlığın vecibelerini yerine getiriyorsun da veya hangi Müslümanlık kurallarına göre yaşıyorsun da kalkıyorsun bu konuda Müslümanlığı argüman olarak kullanıyorsun. Yani işine gelince Müslüman, işine, ya öyle şey olur mu ya? Ya kimsenin inancı, bakın, herkes istediği gibi inanabilir, herkes istediğine inanabilir, inanmakta da özgürdür. Ama kalkıp yanlış söylemlerini kalkanı haline getirmeyeceksin. Hiçbir din, hangi dine mensup olursan ol, ki hiçbir dinde de canlıların zulüm görmesi, ya zehirlenmek ne demek ya, çırpına çırpına ölüyorlar. Bir hayvanın zehirlenmesi, onun saatlerce çırpınarak, acı çekerek ölmesi demek. Peki diyorsun ki saldırgan olanları için söyledim. Biz sokaktaki hayvanların hangisinin saldırgan, hangisinin saldırgan olmadığını nasıl anlayabiliriz? Ya böyle mesajlar verilmez. Şöyle diyebilirdin. İşte tehlikeli sokaktaki hayvanların toplanması ya da yetkililerin buna bir çare bulması ya da ne bileyim bu hayvanlar rehabilite edilebilir gibi açıklamalarda bulunsan bir derece. Gebersinler, zehirlensinler, bilmem böyle nefret ağzından kin lafları kusarak bu şekilde
bir açıklama yapman gerçekten Yıldız Şık değil. Lütfen sus artık. Bence bu konuda yorum yapma sen. Çünkü konuştukça batıyorsun yani. Ne demek yani ben Müslümanım da ondan dedim. Bu şimdi bir gerekçe mi ya? Edepsizce konuşmanın Müslümanlıkla ne alakası var? Bir edepsizlik yaptın. Bari özür dile. İşte ben çok ağladım, bana ölsün dediler, onu dediler, bunu dediler. Ya bunu, yani şimdi demagoji yapmayacaksın kardeşim. Sen böyle sivri uçlu açıklamalar yaparsan birileri de çıkar, sana karşı argümanlarını sunarak cevap verir. Birçok kişi de zaten tepki gösterdi biliyorsunuz sosyal medyada. Sevgili Ajda Pekkan, Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi, Başak Dizer Tatlıtuğ, ondan sonra Tan Taşçı, Aynur Aydın, Leman Sam, Gonca Vuslateri, Ceylan Erten gibi insanlar sosyal medyada kınadılar bir şekilde ya da tepki gösterdiler Yıldız Tilbe'nin açıklamalarına. Bugün de çıkıyorsun özellikle de Sokak Hayvanları Günü'nde adliye önünden böyle abuk subuk gene yok dine dayamaya kalkıyorsun, açıklamalarda bulunuyorsun. Yazık ya, ne istersiniz ya. Günah ya, sokak hayvanları zaten çileli ya. Hani bunun formülü belki güvenli barınaklarda ne bileyim ya da insanlar sahiplenilerek çözümlenebilir belki, ama öldürmek, zehirlemek, böyle nefret diliyle bunlardan kurtulalım demek çok çirkin ve çok yanlış. Dünya sadece insanoğlunun değil. Dünya kuşların, böceklerin, köpeklerin, ki köpekler en affedersin evcil, en insana dost canlılar ya. Ne ara bu kadar nefret eder olduk. Her mahallede bir köpek olurdu. Çocukluğumuzda biliriz. Ne köpek ısırdı bizi, ne bir şey ısırdı. Birkaç elim vaka olmuş olabilir. Yani üzücü şeyler yaşanmış olabilir, kabul ediyorum. Ama bunun çözümü bu değil. Nefret dili değil. Kötü konuşmak değil. Kötü mesaj vermek değil. Sizler sorumlusunuz. Ağzınızdan çıkan her kelimeden sorumlusunuz. Kitlelere hitap ediyorsunuz. Sizi çoğunluk izliyor. Öyle ağzına geleni söyleyemezsin Yıldız'cığım. Gerçekten seni seviyorum ama yani bu tarz konuşmaların hakikaten hayvanseverleri çok incitiyor. Bir de edepsiz edepsiz alın evinizde bakın o zaman falan. Zaten evinde alıp bakan da çok, emin olabilirsin. Bunun çözümü kısırlaştırılacak. Bunun çözümü belediyeler daha etkin bir şekilde bu hayvanları ya sahiplendirecekler ya barınaklarda tutacaklar. Yoğun bir şekilde de kısırlaştıracaklar. Ancak bu sorunu böyle çözebiliriz. Biz böyle hayvanları kalkıp gebertin, zehirleyin, öldürün diyerekler bu sorunları da çözemeyiz. İnsanlık suçu işlemiş oluruz. İnsanlıktan çıkmış oluruz yani. Yani sen illa bir şeyleri konuşmak istiyorsan ülkede bir tek sorun sokaktaki hayvanlar mı ya? Camiye gidemiyormuş yaşlar. Kim camiye gidemiyor ya? Bu zamana kadar hangi bizim ülkemizde herkes vallahi bir şey söyleyeceğim camiye giderler. Hiç de onlara da dokunmaz o sokak hayvanları. Hiç de öyle bir şey yok. Ne diyorum? Birkaç tane elin vaka olabilir ama genelde sokak hayvanları ya gidiyorsun başını okşayacağın da şöyle kafasını pısıyor ya. O kadar korkuyorlar, o kadar hassaslar. Nasıl kıyarsınız? Ben tabii ki şimdi bir de hayvan da beslediğim için arkadaşlar bu konuda biraz hassasım. Çok duygulular. Yani inanınız korkuyorlar, kaygılanıyorlar, üzülüyorlar. Sen ne yaşarsan onlar da yaşıyor ya. Yani Allah'ın bize emanetleri onlar. Biz onlara öyle kötü davranamayız. Hiçbir dinde bunu kabul etmez. Hiçbir dini inançta böyle şeylerin olduğunu düşünmüyorum. Lütfen bari toplumu da yanlış bilgilendirmeyin. Evet, Yıldız Tilbe hakkında söyleyeceklerim bunlar. Bir de Seda Sayan'ın bu kendisini böyle ameliyat masalarında yüzünü gerdirirken çektirip sosyal medyada paylaşması fecaat bir durum. Yani delirdi mi nedir bu ünlüler anacığım, ben anlamıyorum. Yani böyle şey olabilir mi? Sen güzel bir kadınsın. Senin zorun ne? Yani acaba onların reklamını yapıp da parayı alıp bedavaya mı getiriyor nedir, ben orayı da anlayamadım ama yani şık da değil ya, estetik de değil, koskoca Seda Sayan'sın ya. Yüzünü gerdirirken, o ipler sokulurken öyle kendini ekran göstermen çok kötü bir görüntü ya. Yani neden böyle bir şeye gerek duyarsın? Bak genç sevgili de yaptın. Yakışır da bir şey söyleyeceğim, ben biraz doğrucu davutum. Hani Seda Sayan kaldırıyor, bakımlı bir kadın, kendine bakıyor. O olan onun yanında yakıştı. Belki o yaş farkı, tabii hepimiz biraz şey bakıyoruz bu olaya. Temkinli bakıyoruz, doğru değil diye düşünüyoruz ama kaldırdın. E bırak mutlu ol, böyle saçma sapan sosyal medyada. Ya bir de yaşının da kadın olmak lazım ya. Her yaşında getirdiği bir güzellik var. 20 yaşında gibi de davranma canım, çoluk çocuk gibi koca kadın.
yüzünü işte astırıyorum falan. Şimdi biliyorsunuz herkes tuvalete giderken bile sosyal medyada paylaşıyor. Doğa akımı oydu herhalde. Yüzünü gerdirirken bile sosyal medyaya koyuyor. Ay ne gerek var böyle bir şeye? Yani hiç bence gereksiz bir şeydi. Gözüme takılanlardan ve kızdığım şeylerden. Yine biliyorsunuz Sevinci Erci'yi ben Deniz Akkaya'nın ona kötü yorumlar yaptığında can siperhane savundum. Sonuna kadar da arkasında durdum. Bu kıza yanlış yapılıyor, böyle davranmayın diye fereyan ettim biliyorsunuz. Orada çünkü mağduriyeti vardı. O zaman sonuna kadar onun yanında durdum. Ama bugün de karşısındayım. Neden karşısındayım? Yani şimdi tamam ya, milletin gözüne soka soka asker ocağı şov yapma yeri değil ya. Yani 20 gün asker yaptı diye kocana yok lüks arabalarla, konvoyla gidip kışladan almak böyle gösteriş, yani buraları için uygun yerler değil. Yani ne camiler, ne kışlalar, ya bunlar bizim değerlerimiz, bunlar buralarda şov yapılmaz böyle yerlerde. Yani nasıl bir, deliriyor mu bunlar kardeşim, çıldırıyor mu, normal insan kalmadı ya. Ya kardeşim bak, sen bu toplum sana değer vermiş, yaptığın ürünleri satın almış, seni sevmişler, işlere gidiyorsun, para da kazanıyorsun. Niye kuduruyorsunuz kardeşim? Yani milletin de gözüne soka soka bu ne gösteriştir ya, ayıptır ya, bari asker ocağında yapmaya. Sessiz sedasız kocanla çıkınca aranızda tören mü düzenliyorsunuz, şov mu yapıyorsunuz, ne yapıyorsanız yapın ama bunun yeri asker ocağı değil. Yazık, orada gariban taşradan gelmiş, askerliğini yapmak için gelmiş birçok genç delikanlı da var ya. Milletin gözüne soka soka gösteriş yapılır mı? Bu ne görgüsüzlüktür. Yani hakikaten para şaşırtıyor herhalde arkadaşlar ya. Ben öyle düşünüyorum artık yani. Para şaşırtıyor. Bunun başka bir açıklaması olmaz. 4 tane lüks arabayla kışlaya gitmenin bir mantığı olabilir mi ya? Ne güzel işini gücünü kurmuşsun. Sevgilin de var. Allah mutluluklar versin. Daha da çok kazan. Daha da çok versin. Kimsenin gözü yok ama sen de arsızlık yapıp milletin gözüne sokma bu kadar canım. Ayıptır. Yani bu nasıl bir terbiyesizliktir ya? Bu kadar da olmamalı ya. Kimse de bir şey demiyor. Hop ne oluyorsun kardeşim? Burası asker ocağı, burası şov yeri değil. Oradaki askeriye de buna nasıl izin vermişler ya? Gerçekten şehitlerimizin kemikleri sızlıyordur ya. Buralar öyle yerler değil ya. Ne demek yani? Kurtuluş Savaşı vermiş ordunun kışlasından sen kalkıp da böyle Instagram'a ya da sosyal medyada ilgi çekmek için konvoy düzenleyip Rolls Royce'lar yok bilmem Mercedes'ler şunlar bunlarla hava yap, onun yeri mi? Olacak iş değil ya. Neyse, sinirlendim gene. Şu güzelliğime bak, beni zıvanadan çıkarıyorlar arkadaşlar. Bir kahve yapalım. Keyifli sohbetimize devam edelim arkadaşlar. Yani gün geçmiyor ki birisi boş boş konuşmasın. Birisi kalkıp böyle gereksiz açıklamalarda bulunmasın. Gösteriş yapmasın. Yani insanlar birazcık da kendini bilmeli ya. Gerçekten yani. Şu Yıldız'ın yaptığı açıklamalar yani hiç olacak iş değil. Ondan sonra da kalk dini sığın. Sanki çok Müslüman gibi yaşıyormuş gibi, affedersin. Kimsenin nasıl yaşadığı bizi ilgilendirmez ama eğer kalkan olarak kullanıyorsan birileri de sana der. Ondan sonra sen hangi Müslümanlık vecibesini yerine getiriyorsun? Hayır, hasenat işlerini göster bu hassasiyeti. Sokak hayvanlarına gösterdiğin hassasiyeti bence hayır hasenat işlerini de göster ki bir faydan dokunsun insanlığa. Ay vallahi soğudum Yıldız senden. Aklıma geldikçe sinirleniyorum. Sen ne ara böyle bir kadına dönüştün? Merhametini, şefkatini yitirdin. Bir de her ve bütün canlıların insanlar için yaratıldığından beri. Ya böyle tamam, insan çok değerli. Çok değerli bir varlıklarız. Kabul ediyorum. Ama insan insan olduğu zaman değerli. İnsani vasıflarını, vicdanını kaybetmediği zaman değerli. Yoksa insan insanı öldürüyorsa, hayvanları öldürüyorsa, zarar veriyorsa iblisten, şeytandan bir farkın yok. Bunları niye söylüyorum Yıldız için ki çok sevmeme rağmen? Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Sen nasıl işte köpeklerin öldürülsün demedin de İşte gebersin dedim deyip İslam'ı örnek veriyorsan, o İslam diyor ki haksızlık karşısında susarsan dilsiz şeytansın diyor. Yani işine geleni alıyorsun da işine gelmeyeni de duymuyorsun. Şimdi sen sokak hayvanlarına haksızlık ediyorsun.
Onun için de yavru 6 aylık bir köpekte yiyip öldüğünü düşünsene. Hiçbir günah olmayan bir köpeğin kimseye saldırmamış, ısırmamış. Ya bizim halkımız sağduyuludur, duyarlıdır ya. Ben görüyorum böyle esnaflar bile kapısının önünde besliyor ya. Bizim bile sitenin önünde görüyorum ben, yazık yani, oradaki güvenlikler falan yediriyor, içiriyor, ilgileniyor. Onlar da emin olun kendi çevresinde bile koruyorlar ya. Bir çocuğa gidip de bile isteye zarar vereceğini, ben hayvanın ancak ya psikolojisi, hayvanların da psikolojisi bozuk olan olabiliyor. Onlar da boşuna bozulmuyor. Sopayı yiyor, dayak yiyor, insanlar tarafından olumsuz tacizlere uğruyorlar. Yani hayvanların da başına gelmeyen kalmıyor. Yani en korkunç canlı, yemin ederim, insan ya. Nasıl böyle duruma gelebiliyoruz, nasıl bu kadar zalim olabiliyoruz, can yakabiliyoruz? Gerçekten anlamak mümkün değil. Yine tabii ki benim kısımlarımdan bu Seren Serengil'e de birkaç laf söylemeden kapamak istemiyorum arkadaşlar. O da böyle dangıl dungul açıklamalarda bulunuyor. Onun da böyle bir Şeyma Subaşı kompleksi var. Niye o kıza taktıysa, ya işte taşradan gelmiş, kutu açmakla sosyete olunmuyor da bilmem, öyle de böyle de, kızı böyle sürekli bir uğraşıyor, diline dolamış. Yani işte aristokrat aileden gelmesi, sen sosyete misin acaba kendince? Yani sonradan parayı bulmuşlar, ha da sen ailende parayla doğmuşsun, o ruha sahip olmadıktan sonra. Yani böyle bir kibir, böyle bir insanla böyle bir bıyık altı gülmek. Ya bir kendinize bakın ya. Bu Seren Serengil'in de işte bir, ya Türk toplumu olarak kimlere değer vermişiz. Bu insanlar ekranda ya. En çok da ona sinirleniyorum, biliyor musunuz? Bu insanlar ekranda çıkıp böyle pişkin pişkin toplumu aşağılayaraktan, yok nereden geldi, Sivas'tan mı geldi, oradan mı geldi, kutu açarak işte başkasının kocasıyla beraber olarak da gencecik bir kızı harcıyorsun orada. Sanki sen çok matahsın. Düne kadar Gülşen'e kızıyordun dekolte giyiyor diye. Ondan beter dekolteleri şimdi sen giyiyorsun iş sahneye çıkmaya gelince. Ben dekolteye kızmadım da dansına kızdım. Hadi oradan. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Yani öyle kıvırmayacaksın yani. Sana gelincesi ya Rabbi şükür, millete gelincesi o çene papuç. Yani bu kızlar niye bu kadar uğraşıyor ben anlamıyorum. Ya hayır, ben Şeyma Subaşı'nın fanı falan da değilim, hayranı da değilim ama ikide bir diline dolayıp da yok işte bunlar mıyım, işte böyle aşağılıyor böyle, hani bunlar kim ki, işte bilmem öyle de böyle de. Ben ne gerek var böyle insanlara aşağılık, her insan değerli ya. Herkes aristokrat bir ailede doğmak zorunda değil. Herkes para pul içinde olmak zorunda değil. Yani öyle olan insanlar iyi insan, makbul insan diye de bir şey yok. İnsanın mayası kötü olduktan sonra, insanın içi güzel olmadıktan sonra, ister entelektüel olsun, ister sosyete olsun, ne olursa olsun ya, şurası iyi değilse yani. Bence insanı insan yapan vicdanının olması, kalbinin güzel olması, içinin güzel olması. Yoksa ölüp gidiyoruz ya, 250 sene yaşamıyoruz işte. Yani dış görüntünün çok güzel olması, kılığının, kıyafetinin. Tabii ki şıklık, zarafet, temizlik güzel şey ama yani amaç bu olmamalı. Bir tek bunun için böyle yaşanmamalı ya. Bunlar tutmuş durmuşlar ona diye bile böyle gülüyor, böyle bir alay ediyor. Ay gıcık olurum, yemin ederim yanında olsam saçından tutup atarım onu böyle. O kadar sinirleniyorum. Bazen denk geliyor. Geçen videoda söylemek istedim, unutuyorum sürekli. Biliyorsunuz artık eskisi kadar da idare edin anacığım, sık da video çekemiyorum. Kibirli insanlara tahammülüm yok. Kendi menfaatleri için dini kullanan insanlara nefret ediyorum, hiç saygım yok. Ne bileyim işte para için bir takım böyle işte insanlara kötü söz söyleyenlere tahammülüm yok. Onlardan bir tanesi de işte yine Selçuk Ural'ın oğlu Hakan Ural. Beren Saat için söyledikleri yenilir yutulur değil. Ya sen kalkıp da altında kalırsın, üstünde kalırsın bir kadına fikrini açıkladı diye söylemen son derece çirkin. Bu konuyu da biliyorsunuz sevgili Korcan'la işlemiştik bir önceki videoda. Yani benim fikirlerim böyle arkadaşlar. Lütfen hayvanları sevelim, eziyet etmeyelim. Gerçekten onların da duyguları var. Tamam, anlıyorum. İşte saldırıya uğramış insanlar olabilir. Ne bileyim bir takım zararlar görmüş insanlar olabilir. Bunun çözümü kısırlaştıracağız.
İşte gerekirse sahipleneceğiz, gerekirse işte temiz barınaklarda bir şekilde bunları muhafaza edeceğiz ama öldürmek, zehirlemek kesinlikle ve kesinlikle insana, insanlığa yakışır bir davranış olamaz. O yüzden de ne diyoruz tekrar? Yıldız Tilbe, artık sus. Konuştukça batıyorsun, lütfen sus. Dedikten sonra bir başka videoda görüşene dek sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. İyi akşamlar.